birkaç başarısızlıktan sonra hoca kötü, oyuncu kötü, eleştiri federasyon yapsın. Kötü. Ama yok tamam. etmek doğru değil. Yani yok edercesine bir eleştiri, acımasızlık evet. bu da yanlış. İşte o bizim toplumun yapısı. Ben demedim ya size benim ayak kırıklığım ve korktuğum şey o. Yani ben dayanırım da millet dayanmıyor. Mesela, bu sefer başarı çıtasını adam yukarı koyamıyor. Tabii. Altında kalmamak plan, için. Plan yapamazsınız. Hayallerini şey yapamıyor, ifade edemiyor. Aynen öyle. Halbuki bizim aslında eğitim sisteminde de böyle bir ihtiyaç var. Hayal eden, hayalini çok yukarıda tutabilen bir nesil ve bunun peşinden koşan bir nesil yetişiyor. O konuda da çalışıyorum ben. Mesela şimdi bana ortak hayali kullanma sebebim oldu. Şimdi benim hayalim önemli de ama benim hayalim tek başına bir şey ifade etmez. Sizin de hayaliniz var, herkesin bu arkadaşlar, hepsinin hayali var. Yaşamla ilgili, işle ilgili. Ama ortak olan bir hayallerimiz, onu önce bir birleştirelim. Ama benim hayalim de farklı da olabilir. Ama ortak hayalle birleşelim. Onun için de ne yapacağız? Ortak düşüneceğiz, ortak çalışacağız. Yani bu ortak duygularımızı paylaşacağız. Bu olduğu zaman kendini geliştirirsin. Ekip de öyle bir şey. Şimdi her oyuncunun beklentisi var. Biri defansta, biri forvette, biri orta sahada. Biri de oynamıyor. Ya herkesin görevi var. Herkes aynı duyguyu, düşünceyi paylaşması için bir doğru ilkeleri koymamız gerekiyor. Onu yaptığımızda güçlüyüz. Mesela maç bitti. Bizim 3 maç yaptık. 3 maçta kolay maçlar, kolay maç zor bitti. Zor olan da kolay geçti. Ama bu bir bütündür. Onu değerlendireceğiz. Hamsi tava mı, hamsi ızgara mı? Ben ızgara tavayı yiyemiyorum. Çünkü kızartma olduğu için yağ dokunuyor ama keyifli. En güzeli lezzet, keyifli yerken o. Mesela buğulamasını yiyorum bazen. Ama bu ızgara da sağlıklı olanı. Sağlıklı ama öteki tava aslında lezzet. Hamsi tava yenir normalde odur. Miden iyiyse hamsi tava yiyeceğiz. Görüyorsun. Hocam Trabzon'u özlüyorsun. Bir Trabzon'a da gideceğiz. Gidelim beraber. Ben de bir yapalım. Trabzon hatta doğru yani 2-3 kere senin o çarşı başına şimdi birkaç yapıyoruz. Yani öyle duydum onu. Test yapıyoruz. Ben mesela doğuda Antep'i de önemsiyorum. Bu da merkezi bir yer. Antep'teydim önceki cuma günü. Orada çok da potansiyel var. İşte potansiyel. Üreten bir şehir. O her alanda mı büyük? Her alanda. Güneydoğu'nun doğunun en büyük şehri. Her alanda üreten bir şehir. Ya yani bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım hocam. Yani şu an nüfus açısından da en yüksekteyiz olarak. Genç nüfus anlamında. Potansiyel nüfus artış hızları düşüyor biliyorsunuz. Yani bu mevcut potansiyeli, mevcut imkanı. Bizde şu an düşüş var mı yok? Tabii var. Ben artıyor diye biliyordum. Nüfus artış hızında düşüş var. Nüfus artıyor ama yani, artış hızı azalıyor. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Siz şimdi golf oynuyorsunuz başka? Şimdi oynamıyorum. Şimdi yok yürüyüş. Yani, genel şimdi yürüyüş. Zaten yürüyüş. Benim zamanım yok. Mesela kalkıyorum. İlgilendiğiniz yürüyüş, yüzme. Branş olarak yüzme. Ben de çok seviyorum yüzmeyi. Yüzmeyi ben bir de sağlık için yapıyorum. Mesela bizim tesiste var Riva'da. Burada da mesela yarım saat, bir saat en az yüzerim. Şimdi bir yüzme kampanyası başlattık hocam. İki sene önce. Bir ara kapalı salonlarla ilgili çok büyük faaliyetiniz vardı. Yani yüzme bilmeyen kalmasın yani diye bir proje başlattık. Şimdi 40-50 bin üstü her yere havuz yapıyor. Şehirler için mi? Yoksa yani belli bölgelerde. İlçelerde. Zaten büyük şehirlerde 12 havuzlarımız var. Yani yüzme öğrenmek ise herkese yüzme öğretiyoruz. Haydi herkes yüzmeye. Hocam unutamadığınız maç, an. Ya benim o kadar var ki ya. Ama mesela kazandığımız olarak Senegal maçını söyleyebilirim. Kaybettiğimiz de milli takım için söyleyeceğim. Letonya maçıydı. Burada Avrupa Şampiyonası'na gidecektik. Orada 1-0 kaybettik. Burada Letonya bize hep ters geliyor. Ters ya olacak şey değil. Hani gol atamasak bu son maçta. Norveç'i yenmişiz orada. Ya 3 tane de gol attık ya. 3 tane yememiz aklımıza gelmez ya. 2-0 galip fark rahatlamak olmadı. Ama şeye de bağlıyorum onu bu. Gerginlik vardı. Yok ya çocuklar, yorgunluk var ama asıl şey şu. O pandemiden bizim 7-8 tane olmuştu. O maç bitti, 6 oyuncu daha çıktı o akşam. Belki de oynadı. O anda öyle oynadı da. Evet. Çünkü mesela Çağlar, Enes, Yusuf, kim var? 2 kişi daha var. Onların hepsi maç bitiminde seyahate gidecekler ya, test yaptılar, hepsi çıktı. Pozitif korona, çıktı. Pozitif çıktı. İlginç bir durum ya. Yok, senin bizi Trabzon'da dolaştırman lazım. Size şehri gezeceğim, o tarihi. Bak Yavuz'un, Kanuni'nin, Fatih'in, o yani tarihte bıraktığı izler. Yo, çok güzel olur. Ama size zaman ayrı. Yani ayırırım. Larç olacağız. Yani ya İnanın ki o gezi yaptığınız inceleme ondan daha faydalı olur. Gayri resmi program yapalım. Yaylada mesela var. Nasıl geldiler mesela İpek yolunun gelişi var. Benim o mahalledeki büyüdüğüm alan var. Şimdi ismini verdiği cadde var. Orasında aşağısı deniz. O, Haluk Rusya'yı tesis ediyorlar ya. Orası hep denizdi. Ben orada büyüdüm işte. Türkiye'ye gelen en iyi yabancı hoca. Yani İyi hocalar geldi yani ben hepsine karşıydım. Jupp Derwall'ı ayrı tutuyorum. Derwall değil mi? Derwall'ı ayrı tutuyorum. Peki en iyi yabancı futbolcu?
Ya ben mesela tanıdığım için Şota, çünkü çok beraber kişilik olarak da yetenek olarak, çünkü genç aldık onu. Yani 17-19 yaşında aldık. Daha çıkmamıştı piyasaya, bizden ayaksa gitti. Ben onu önemsiyorum ama dışarıdan gelen oyuncu olarak Hacı iyi bir oyuncudur, Alex iyi bir oyuncudur yabancı olarak. Kaleci olarak? Kaleci yabancı mı? Evet. Benim bizim zamanımda Datkü'yü ben çok seviyordum. Fenerbahçe rakiptik yani o zaman. Datkü'yü seviyordum. Schumacher geldi marka olarak. Benim antrenör döneminde de şey geldi, Jean-Marie Pfaff geldi Belçika ama onu o kadar tutmam yani. Bir de Yaşar vardı bizim zamanımızda. Yaşar o başta. Sizle beraber aynı dönemde. Yaşar aynı dönemde. Yaşar'la bizim hikayemiz var. O Antep, şey, Altındağ'da oynuyordu. Ben de Sebat'ta oynuyordum ilk profesyonel yılımda. Antep'e gittiler. Antep'ten 9 tane yediler, transfer ettiler onu. Yani Altındağ takımında. Ama şampiyon yaptılar şeyi, Antep'i. Yaşar Fener'de bir ara iyiydi ya. Yani. Yok, kötü kaleci değil. Bir ara 7-8 tane falan yemiştim. Çok üst seviye kaleci değil ama iyi bir insandır. İyi, hikayeleri çok güzeldi. Bir görüşüyor de musun, anlatın. Görüyor musunuz onu? Şimdi görmüyorum ama ya, çok iyi arkadaşımdır. 8 tane 7 maç var ya, onun hikayesi çok güzel anlatır. İnşallah olursak beraber anlatsın size. Olur olur. O kadar güzel anlatıyor ki, dalga geçmesi falan çok güzel ya. Benim futbolu en iyi takip ettiğim yıllarda şeydi o. Popülerdi çok. O yüzden Yaşar'ı unutmam. Popülerdi ama Yaşar'ın popülerliği de çıkamıyor yukarı. Çünkü kaleci eksikti. Maalesef. Popülerliği var ama kaleciliği. Yani bizim dönemimizde öyle çok, ben de dahil, üst kaleci, kaleci yoktu bana. Hocam en büyük mutluluğunuz? Ya mutluluğum ailemle beraber olmak yani. Ailemle olmak başka bir şey. Ama sağ sonucuna gelirsek, sağ sonucu bakımından Dünya Kupası en önemli mutluluktur. Yani kulüplerde Trabzonspor'un ilk çıkışıdır önemli olan. Çünkü onun varoluşu da benim varoluşum beraber oldu. Yani ürettiğinizle büyüdünüz. Yani şimdi mesela Trabzonspor veya bir takım, mesela ben geldim Beşiktaş'a. Daha önce şampiyon oldu, başarılar gördü ama Trabzonspor o başarılardan hiçbirini görmedi. Yani onun da, yani o grup, sadece ben değil, takımdaki tüm oyuncular beraberce bir eser ortaya çıkardınız. Şimdi bir daha şampiyon olabilir, aradan zaman geçti. Sevinirsin ama ilk olmaz. Dünya Kupası katılsak da, üçüncü olsak da ilk olmayacaktır. Dolayısıyla ilkler çok önemlidir. Benim için de o Dünya Kupası ilki çok önemliydi. Sizin... Ama üzüntü olarak Avrupa Şampiyonası'na gidememiş ki, şimdi onu hakkımı kullandım, şimdi gidiyoruz. O Letonya maçına çok da ayağımıza gelmişti. Orada biraz mağdur olduk ama ikinci maçta 2-0'dan 2-2 oldu. Kaybettik. 1-0 kaybetmiştik. 2-0 oldu. 2-2 oldu. Elendik. Ona üzülmüştüm yani. Yani çok üzüldüğüm maçlar var ama, veya sevindiğim maçlar var. Bunlar tabii daha farklı bir yerde. Ronaldo mu Messi mi? Bu klasik bir soru. Yani o, ben orada ayırmam. İkisini de önemserim ama yetenek olarak, yani çabukluk olarak Messi, ama ikisi de çalışıyorlar. Çok biraz saygı duyulması lazım. Sürdürülebilir olması çok önemli. Ronaldo çok güçlü. Yani çalışma felsefesi olarak Ronaldo onu sürdürdü. Yani Ronaldo onları yapmasaydı bugünlere de gelemeyebilirdi. Ben onu çünkü Ümit takımında hatırlıyorum. Ben amildeydim. O Ümit takımında Portekiz'de oynuyordu. Muhammed'ler de Ümit'te oynuyordu o zaman. Zayıftı böyle. Çok iyi dribbling özellikleri var. Gücü daha ön plana çıkardı ve bunu taşınır hale getirdi. İkisine saygı duyuyorum. İkisi de aynı dönemin iyi futbolcuları. Ama geçmişte kıyaslamam, çünkü geçmiş mesela Pele, Maradona işte böyle derler. Şimdi şimdiki yok, her oyuncu dönemindedir. Yani şimdi mesela diyorlar ki Haaland mı, Mbappe mi, yoksa işte Ronaldo mu? Ronaldo Messi ispatladı. Bunlar daha oynayacaklar. Tıpkı bizim gençler gibi. Yani Rüştü kalecinin ispatladı. Ne yaptığı belli. Ne bileyim Alpay yaptı. O zaman işte kim vardı başlıyor diyelim oyunculardan. Tugay yaptı diyelim. Bunlar da 3-5 sene sonra konuşabiliriz. Ama şu anda demek doğrudu. Yani bir ara bunu siz de sordunuz yani kısmen. Tamam, bunlar çok yetenekli ama 2 sene, 3 sene sonra, 4 sene sonra oynayıp göstermek önemli. Çok yetenekli oyuncu bir dönem oynayıp da iyi deyip de sonra vazgeçebiliriz. Aynı şey Muhammed diye bir oyuncu var Beşiktaş, hep onun örneğini veriyor. Çok iyi futbolcuydu, piyasada yok. Yani mesela bize de aynı şey. Hocam bu çok iyi oynuyor. Tamam oynuyor da devam etsin. Biz daha takip ediyoruz. Yani madem iyi, devam etsin. Etmiyorsa demek iyi futbolcu değil. Yani iyi ama sürdürülebilir hale getiremiyor demek. Kesinlikle. Bizim de onu, lazım. O sistemi kurmamız lazım. Benim hayat felsefem budur. Yani oyuncu da bunu ben kolay kolay almam. Aldım da kolay kolay bırakmam. Ama yenisi geçmişse de kusura bakma. Yani bu benim sevgimle ilgili değil. Sorumluluğumla ilgili. Hacı mı Alex mi? Hacı derim ya. Ben Hacı'yı daha önemsiyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Yani o taraftar gözüne bakmıyorum. Ben Fenerbahçe Galatasaray'ım. Benim zaten öyle bir şeyim yoktur. Teşekkür hocam, ederim. Sizinle sabah keyif oldu. İnşallah bizim için de çok açıldı, büyük keyif oldu. Açıldı, zihnim açıldı. Şimdi hazırım.